Herkes sana karşı Parinti. Anne, annem ve babamla konuşmaya çalıştın mı peki? Adanç'la konuşabilirdin. Konuştum. İkna edemedim. Adarş imzaladı. Sadece senin imzan gerekiyor. Doğru değil. Adarş beni aldattığı zaman ben onu affetmiştim ama. Peki neden bana bir şans vermiyorlar? Çünkü sen hatanı düzeltip özür dilemek yerine o insanları suçlamayı seçtin. Adarş'sa hatasını düzeltmeye çalıştı. Senden özür bile diledi. Eğer özür dileseydin bunlar olmayacaktı. Lütfen anne. Sen de onları savunmaya kalkma bana. Parinita. Ne kadar büyük bir yalan, büyük bir yalan. Ne kadar büyük. Ragini söyle, neden yaptın bunu? Söylesene, neden susuyorsun ah bu? Bu nedir? Şimdi anladım. Bizim senin için bir değerimiz yok. Eğer olsaydı o zaman bunu yapmazdın. Sakin ol Ragini. Sana iyi haberi vermek için aramıştım. Aslında bir videoyu izlemeni istiyorum. Sana söz. Bir daha seni asla rahatsız etmeyeceğim. Hepsini annemin bebeğini kurtarmak için yapmıştım ben. Ailem bunu anlayamazken beni affedip bana bir şans daha vermeleri bu kadar ay almışken eğer bu videoyu görürlerse bırak affetmeyi beni dinlemezler bile. Alo? Yarın saat 7'de mabedin oradaki köprüye gel. Bu defa bahane istemiyorum. Anladın mı? Ama yenge. Neden beni buraya çağırdın? Ne istiyorsun benden? Senin başaramadığın şeyi istiyorum Ragini. Sana kaç kere söyleyeceğim yenge? Eve dönmen için çok uğraştım. Ama sen yaptığın hatayı kabul etmediğin sürece aile dönmene izin vermeyeceğim. Bu ne demek biliyor musun? Lütfen yenge beni anlamaya çalış. Senden rica ediyorum. O videoyu yollama. Onu bana geri ver. Peki ne yapayım Ragini? Hayatımın berbat olmasını mı izleyeyim? Adarş bana boşanma evraklarını yolladı. Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Ama şimdi bu şanssızlığıma seni de bulaştıracağım. Bu videoyu tüm Maheshwari ailesine yollayacağım.
Hayır yenge, lütfen bunu yapma. O video benim ve ailemin hayatını mahveder. Her şey mahvolur ve kimse beni anlamaz. Lütfen o videoyu yollama. Lütfen ver onu bana. Yenge! Üzgünüm Ragini. Ama artık bunun için çok geç. Hayır yenge, lütfen. Yenge! Lütfen telefonu ver, lütfen telefonu ver. Bırak Ragini. Burada olanları kimseye söyleyemem. Yengemi nehre benim ittiğimi düşünürler. Yani kimseden yardım isteyemem. Yengemi kendim kurtarmam gerek. Yenge! Yenge! Çok üzgünüm yenge. Ben bunu istememiştim. İstememiştim. Yenge. Evli bir kadının ailesini elinden almanın sonuçlarını görmen gerekiyor. Bu videoyu tüm Maheshwari ailesine yollayacağım şimdi. Alo. Neredesin? Şimdi eve geliyorum. Annemle babam da geldi ve... Tamam, geliyorum.
Her şey netleştiğine göre bir daha sakın beni arama. Ve artık sana para vermeme gerek yok. Kimse bu bebekle ilgili bir şey bilmemeli, anladın mı? Tamam mı? Teşekkür ederim hemşire. Hadi. Gelin. Sağ ol, tamam. Keşke birkaç gün daha kalsaydınız. Hayır anne. Mişti dönmek istedi. Ailemle birlikte olmayı seviyorum. Annemin yanında olmak istedim. Gelin. Bavulları alayım. Hadi. Artık bu sır kutusu sonsuza dek kapandı. Gerçekleri hiç kimse öğrenemeyecek. Ragini? Ne zaman geldi? Az önce. Ne oldu? Bir şey mi var? Hayır. Öylesine sordum. Sana ne oldu? Telefonda sesin kötü geldi. Yok bir şey. Sadece mabede gittim. Kötü bir şey olmaması için dua ettim. Ragini. Artık her şeyi düzeldi. Kötü bir şey olmayacak. Bana söyleseydin ben de gelirdim. Artık Parinita yenge meselesi de çözülecek. Ve her şey normale dönecek. Asvara, ben dinleneceğim. Peki, sen dinlen, ben de sana yemek getireyim, tamam mı? Ragini. Sen iyi misin? Annemle babam döndü. Annem daha iyi hissediyormuş. Evden taşınmalıyım. Bundan bana ne? Bana para vereceksin. 50.000. Sen aklını mı kaçırdın? Yani bana parayı vermeyecek misin? Hayır. Sana daha fazla para vermeyeceğim. Sana yeterince para verdim zaten. Peki. O zaman her şeyi oğlunla gelinine anlatırım. İyi anlat bakalım.
Ben senin tehditlerinden korkmuyorum. Ben de bu yaptıklarını hastaneye söylersem senin de başın derde girer. Anladın mı? Ah yüce tanrım. Sebzelerim yandı. Anne, bu hemşire ne diyor? Bir gün kayıp mı oldum ben? Alo? Korkma. Ona sadece bir gün kaybolduğunda hastaneyi aradığını söyledim. Hastanede doğum yaparken bebeğini kaybettiği için onu hastanede aramaya geldiğini düşündüğünü söyledim. Ve bu durumunu sormak için aradım. Yani iyi mi diye. Söyle ona anne. Üzülmesine gerek yok. Ben iyiyim. Söylerim. Sen mutfağa git. Ocakta yemek var. Peki. Seni anladım. Söyle. Nerede ve ne zaman? Güzel. Anlamana çok sevindim. Gerçekler ortaya çıkarsa ben sadece işimi kaybederim. Sense bütün aileni kaybedersin. Ve bu yaşta yapayalnız kalırsın. Beni tehdit etme. Kimseden korkmam ben. Sıvara endişelenmene gerek yok. Ragini ne oldu sana? Neden garip davranıyorsun? Sen... Bir saniye. Ne? Benimle gel. Kendin bak. Ne olduğunu açıkça söylesene. Neden uğraştırıyorsun? Evlilik kolyen nerede? Nerede? Evlilik kolyemi kuyumcuya verdi. Zinciri çok gevşemişti. Hazır olduysa gidip alayım hemen. Tamam, ben de seninle geliyorum. Anneme de bir şey alacağım, tamam mı? Gidemeyeceğimi hatırladım. Mabede gitmeli. Ama mabetten yeni geldi. Bir adak adamıştı. Onun yerine getireceğim. Ragini, sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Parinita yenge yine seninle mi uğraşıyor? Söylesene. Önemli bir şey yok Sıvara. Ben ikimiz için adak adamıştım. Onu yerine getirmeliyim. Peki. Ben de ikimiz için adak adadım. Ben de seninle geleceğim. Birlikte Tanrı'ya dua ederiz. Aramızdaki bağ hep böyle güçlü olsun. Hiç kopmasın. Tamam mı? Gel. Sıvara mabette dua ederken ben de gidip
evirik kolyemi bulurum. Yoksa ailem yine beni suçlamaya başlar. Her şeyden beni sorumlu tutar. Neredesin? Neden hala gelmedin? Ah, seni kaç kere arayacağım ben? Mabedin oradaki köprüye geleceksin. Ragini. İyi misin sen? Evet. Hadi. Ses de neydi? Neden gelmen bu kadar uzun sürdü? Ne zamandır seni bekliyorum ben? Hadi. Gidip birlikte duamızı edelim. Ne olursa olsun ben o kolyeyi bulmalıyım. Yoksa Svara benden şüphelenir. Belki yengenin telefonunu bulduğum yerde düşürmüşümdür onu. Tören bitmek üzere ve hala evlilik kolyesini bulamadım. Svara mabette olmadığımı anlarsa çok şüphelenir. Nerede?
Dragini! Dragini! Nereye gitti bu? Dragini! Ay ne olmuş biraz geciktiysem? Öyle mi? Biraz daha geç kalsaydın ne olacağını o zaman daha iyi görürdün. Dragini! Dragini! Nerede bu? Babaannem burada. Ama neden onunla konuşuyor? Bebeği bir kere görmek istiyorum. Hayır efendim, bebeği maalesef göremezsiniz. Yine o hemşire. Dragini, neredeydin? Seni arıyordum ben de. Tören bitmediği için sana söyleyemedim. Lakşa telefon etti. Önemli olabileceği için onunla konuştum. İyi, tamam. Neden bu kadar sürdü peki? Sonrasında kuyumcu aradı. Evlilik kolyemin hazır olduğunu söyledi. Ben de onu almaya gittim. Babaanne. Babaannem nereye gitti? Ne oldu Sıvara? Gidelim. Dragini, az önce babaannemi gördüm. Ben hemen onu bulmalıyım. Ama Sıvara, belki bir işi vardır. Eve gidelim, geç oluyor. Hadi. Hadi. Neden beni buraya getirdin? Biri bizi dışarıda görürse beni tanıyabilir ve sorun çıkar. O yüzden burası daha iyi. Burada konuşabiliriz. Bak, ne demek istiyorsan açıkça söyle, tamam mı? Ben senden korkmuyorum. Hala korkmuyor musun? Hadi, çıkar parayı. Çabuk ol. Hadi, işimiz bitti. Hemen defol buradan. Çabuk ol Sıvara. Ne yapıyorsun? Neden düşünüyorsun? Dragini söyledim ya. Az önce orada babaannemi gördüm. Ne olmuş? Bizim gibi dua etmeye gelmişti. Hadi gidelim. İyi hadi. Evet, tabii efendim. Onu da getiririm. Tamam. Mişti, Bay Durga Prasat aradı. O bizi yemeğe çağırdı.
Ama... Meşti, olanları unutup hayatımıza devam etmeliyiz. Geçmişe takılıp kalamayız. Bu doğru değil. Tamam ama annemi de oraya götürelim. Peki. Anne? Anne, Bay Durga Prasad bizi yemeğe çağırdı. Siz ikiniz gidin. Ben oraya gelemem. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Biraz yatacağım. Şu tepsiyi al. Anne, neden şalını öyle tutuyorsun? Taksiyle gelirken biraz üşüdüm de. Şekar, annem hala bana kızgın mı? Sanmıyorum ama merak etme. Eğer öyleyse de geçer. Sen hemen hazırlan, tamam mı? Çıkmalıyız. Ragini, seni her yerde aradım. Neredeydin? Ne oldu? Bir şey mi istedin? Hayır, bir şey istemiyorum. Annemle babam yemeğe geliyor. Hemen hazırlan. Hadi. Bir dakika Ragini, sana ne oluyor? Kocanı çok boşlamaya başladın. Baksana Ragini, istersen bana biraz zaman ayırabilirsin. Çünkü yemeğe çok zaman var. Hazırlanacağım. Hazırlan bakalım Bayan Svara Mahashvari. Amcam annenle babanı yemeğe çağırdı. Gerçekten mi? Çok güzel değil mi? Seni baş başa yemeğe çıkardığımda bu kadar mutlu olmamıştın. Öyle mi canım? Önce beni yemeğe çıkar, sonra mutlu olurum. Bugün seni yemeğe çıkaracaktım. Ama maalesef senin zalim ailen planımı berbat etti. Sanskar, sen annemle babama zalim mi dedin? Sanskar. Dur ama bak kızlarına ne diyorum? Ha? Şona. Şona, cici Şona. Hemen hazırlan hadi. Sanskar! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bayan Annapurna, kızımı affettiğiniz için teşekkür ederim. Neden öyle diyorsunuz? O sadece sizin kızınız değil, benim de kızım. Bayan Sharmishta, hadi bırakalım bunları lütfen. Bunlar geçmişte kaldı artık ha. Hadi, hadi hep birlikte yemek yiyelim lütfen. Gelin. Gelin. Ragini, Svara. Anne babanız geldi. Gelin.
Babaannem gelmedi mi? Bugün çok yorgundu. Bütün gün dışarıda olduğundan dinlenmek istedi. Gelin. Hadi. Adaş, Parnita nerede? Onu göremedim. Evet, şey... Ne oldu Ragini? Her şey yolunda mı? Yok bir şey. Ben başka bir kaşık getireyim. Herkes yemeğini bitirdiyse birlikte salona geçelim. Anne, sana en sevdiğin tatlıdan getirdim. Evet anne, Svara bana bu tatlıyı çok sevdiğini söyledi. Kimse gitmesin, hemen getiriyorum. Teşekkür ederim oğlum. Baba. Parinita nerede? Yine geldi. Parinita nerede? Ne demek nerede? Boşanma evrakı geldiğinden beri eve gelmiyor. Ne? Senle konuşmaya geleceğini söyleyeyim. Söyle. Kızım nerede? Ben nereden bileyim anne? Buraya gelmedi ve
Onunla konuşmadım. Sureka. Artık anlamışsındır. Benim ailem... Aile mi? Buna aile mi diyorsun sen? Gerçekten bir aile olsaydınız... Kızım bugün bu halde olmaz. Unutmayın. Eğer kızıma bir şey olursa hiçbirinize acımam. Bu ailenin her ferdini cezalandırır. Duydunuz mu? Ama biz bir şey yapmadık ki. Ne diyor bu? Parinita'nın yaptığı şeyler kötüydü. Ama umarım her neredeyse iyidir. Adaş, ben bu evin geliniyim. Sen benim kocamsın. Görevinin benim yanımda olmak olduğunu unutuyorsun. Yengem için çok üzüldüğünden uyuyamadığını iyi biliyorum abi. Boşanınca her şeyin biteceğini sanmıştım. Ama bunu bile yapamadım. Nereye gitti, nereye kayboldu? Şu an ne durumda? Endişelenme abi. Görürsün. Yakında olanları öğreniriz. Ve yengemi buluruz. Evet abi. Lütfen merak etme. Hadi abi. Geç oldu artık. Uyu biraz. Gel. Bir şekilde yengemi mutlaka bulmalıyım. Gerçekten kayıp mı oldu yoksa yine... Bir numara mı yapıyor, öğrenmeliyim. Yeter artık. Bu konunun hemen kapanması gerekiyor. Çünkü bu ailenin daha fazla üzülmesini istemiyorum. Alo. Ne haber İhtiyar?
Yaran iyileşti mi? Yoksa beni hatırlaman için bir yara daha mı açayım? Ya hayır, ben işim bitince seni arayayım dedim. Beni unutmadın, öyle değil mi? Aa, evet, evet, evet. Demek istediğimi unutmadım. Yenge, anne, Sureka teyze gittikten sonra onun dediklerini düşündüm. Ve bence yengemi aramamız gerekiyor. Sonuçta o da ailemizden biri. Buna gerek yok. Neden Ragini düne kadar onu affetmemizi söylüyordu? Biliyorum. Ve hata yaptı. Ama sonra hatamı anladım. Ayrıca kim bilir, belki numaradır. Arkasında bir iş vardır. Ayrıca yengemle anneme göre bu evin gelini değil. Sen de gördün. Adarş abi onu karısı olarak bile görmüyor. Bu yüzden bunu unutsak daha iyi. Ama Ragini'nin söylediği doğru. Bu olanları unutup hayatımıza devam etmeliyiz. Bak, bir şeyi çok iyi anla Svara. Biz bu evin gelinlerinin mutlu olduklarını görmek istiyoruz kızım. Ama onun değil. Onu düşünüp onun hakkında konuşmamıza gerek yok. Artık bu evde drama ve yalan istemiyorum. Anne. Yeter. Sen pazara gidip malzeme al Svara kızım. Hadi kahvaltımızı edelim biz. Sonra pazara git. Ragini, kahvaltı için ne hazırladığını söylemedin bana sen. Gözleme yaptım. Öyle mi? Benim gözlemelerimin arasına biraz tereyağı sür o zaman. Böyle yaptığında çok daha güzel oluyor. Yengemin ne çevirdiğini öğrenmem gerek. Benden intikam almak için yine bir şeyler planlıyordur kesin. Yine benden bir şey mi saklıyor? Kimse sakladığım şeyi öğrenmemeli. Bu yüzden Svara'nın Paranita yengeyi bulmasına engel olmalıyım.